Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yeni motorumuzu aldık. Yollarda koştur koştur trene yetiştim bisikletle. Oradan trene bindim. Trenden buraya yürüdüm vesaire derken Motorport'a geldik. Gördüğünüz gibi devasa motoru aldık sonunda. Geri kalan ödemesini de yaptım. Bizim Harley Davidson'ı hatırlarsanız bir önceki videoları izleyen arkadaşlar. Harley Davidson'ı getirdim, buraya teslim ettim. Şimdi motorumuzu aldık. Ufak ufak sürmeye başlayacağız. İlk tecrübe, lastikler gıcır gıcır. Plakamız 90 Mr. LP, bir değişik bir şey. Böyle bir tanıttılar motoru bana. Depoyu fulllemişler sağ olsunlar Motorcu abiler. Hemen başlayalım. Buraya da sticker yapıştırmışlar hemen. Lastikler biraz kayabilir, dikkat et dediler. Biraz özelliklerinden bahsettiler. Şimdi hayırlısıyla bir başlayalım sürmeye, bakalım şu manyak şeyi. Oo, çok abanma dediler birazcık da. 6000-7000 devirleri geçme dediler ilk başta. Çünkü oo, güzel. Çünkü ilk başlarda biliyorsunuz rodaj yapma muhabbeti. O yüzden dikkatli sür, fazla yatırma dediler. Ama ne güzel gidiyor. Ne kadar doğru bir karar verdim. Şu an bir daha tescilledim yani. Müthiş gidiyor ya. Allah'ım ne kadar güzel bir şey yaptım ya. Aslında normal şartlarda motoru cumartesi günü alacaktım. Yani birkaç gün sonra, bugün salı, çarşamba, perşembe, yarın yok lan. Bakayım salı, perşembe. Ne bileyim neyse. Perşembe günü yani yarın tatil olacağı için resmi tatil burada. O yüzden ben dedim ki resmi tatil, hemen motoru alayım, yarın da sürerim. Cuma günü de izin aldım ekstradan. Dedim Cuma'yı da hafta sonuna birleştireyim. Hafta sonunda yapıştırırım, gezerim dedim motorla. Çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum şu anda. Çok mantıklı yani. Şuna bak ya. Tam tur motoru ya. Şu öndeki cam, Allah'ım ya ne kadar güzel, mantıklı bir şey yaptım. Cam beni koruyor. Benim için camı da yukarı kaldırmışlar sağ olsunlar. Aynalar güzel. Dur, şu aynaları ayarlamadım heyecandan. Adam anlatıyor sigorta şöyle olur böyle olur. Benim tabii kafam motorda, motoru bir süreyim, şu motoru bırak da bana süreyim diyorum. Yok sigorta yapalım, yapmazsak olmaz. Sonra onları yaptık. Aşağı yukarı hırsızlık vesaire şeyleri de dahil 76 euro sigorta ücreti ödedim. Motorda 13.899 euroydu. Hatırlarsanız daha önceki videoda da bahsetmiştim. Şu bisikletçi çok hızlı geliyor neyse. Hatırlarsanız motor, ben tatile gittim. Bir önceki videoda tatil videosunu da görebilirsiniz. Ben tatile gittikten sonra motorun fiyatı 14.200'e fırlamış. Yok 14.100 mü 200 mü öyle bir şey olmuş. Yani bir 300 euro daha zam gelmiş. İyi ki gitmeden motoru almışım. Harley'i de teslim etmişim adamlara. Hatta tatilden döneceğim günü de söylemiştim Motorport'taki arkadaşlara. Onlar da hemen tam uçaktan indim, birkaç saat sonra hemen aradılar telefonla. Dediler ki hani geliyor musun almaya motoru? Muhtemelen gelmiyorsam hemen iptal edip falan filan yapacaklardı. Çünkü motor çok bazı yerlerde bulunmuyordu bu motor, özellikle bu benim yaşadığım çevrede. Ama yani müthiş, çok eğleniyorum gerçekten arkadaşlar yani. Çok güzel, zevkli bir motor. Hoş bir motor. Oh, depoda dolu. 20 küsür litre benzin yani. Bir de dediler ki 98 oktan almalısın benzini. 95 alma. E5 yani E10 var. Bir E5 var burada, görürsünüz. Maliyetler o şekilleri. Bir de aşağı yukarı bir 20-30 euro falan 3 ayda bir, 50 euro muydu? Öyle bir şey 3 ayda bir vergi geliyordu. O devletin aldığı motorlu taşıt vergisi aslında. O da senin eski Harley'in kadar gelecek dedi. Çok fazla gelmeyecek dedi. İyi dedim. Sen anahtarları ver bir zahmet dedim. 2 anahtar verdiler. Kullanım kılavuzu da koltuğun altından çıktı. Kullanım kılavuzunu sordum zaten özellikle. Harley Davidson'da da yanında vermemişlerdi. Sordum da sonradan verdiler. Çok rahatlar ya. Ama Harley Davidson'la bunun arasında şöyle bir şey vardı. Yani iki motoru da Harley'i de bunu da sıfır aldım. Daha önceki videoları izlemeyenler için söylüyorum. Sıfır alınca normal şartlarda birkaç gün size bir sigorta yaparlar. Hani evinize kadar gidin, bir iki gün sürün diye. Normal, standart bir sigorta yaparlar. Bunda yapmadılar. Bunda çünkü ben indirim yaptırdım çok. Aksesuar paketi falan yaptırdım. 300 euroluk hediye paketi verdiler. Bunda öyle güzellikler yapmadılar da ödemediğimiz paraya sayıyorlar yani onları muhtemelen. Bununla 7000 devire çıksam 300 yapar herhalde. Bu ne ya böyle? Zaten 2000 devirden, 3000 devirden yukarı zor çıkıyorum. Oh, gıcır gıcır. Umarım Harley Davidson'ın brandası buna olacak. Bu nasıl bir ses kardeşim ya. Cruise kontrol de süper oluyormuş ya, bak hiç tutmuyorum. Şöyle biraz sol yapayım. Makine gidiyor vallahi. Ya bu cruise kontrol müthiş bir olay ya. Hemen eve gidip buraya navigasyon tutucumu takacağım ya, şuraya ya buraya bir yerlere. Evet arkadaşlar, şimdi hemen motorumuzun ilk modifiyesi olan Quad-Lock'u takacağız. Gördüğünüz gibi şu anda 28.6 mm olanı kullanacağım bu gidon için. Biraz gidonu kalın. Harley'de daha ufak olanı kullanmıştım. 28 olanı kullanmıştım. Daha doğrusu Harley'in gidonu biraz daha küçüktü, inceydi. Şimdi hemen bunu takalım yerine. Harley'den böyle sökmüştüm parçalarıyla birlikte, biliyorsunuz. Burada bir damper var, vibrasyon önleyici. Bu da telefonun kamerasını koruyor. Sağ olsun Quad-Lock'taki arkadaşlarımıza yazdım. Dedim ki bana şöyle bir çakmak şarj sistemi lazım. Bunları da hemen size göstereyim. Çünkü motosikletin üzerinde şurada 12 volt çıkış var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu süper bir şey. Çok şanslıyım bu açıdan. Bu da Quad-Lock'un ürünü. Bunu kullanacağım burası için. Aynen bu şekilde. Yeşil soket hem de. Tam motorlu uydu. Motorunuzda bu tip bir şey yoksa bunun da çözüm var. Bu da direkt bataryadan, yani aküden elektrik alarak kullandığınız parça. Bunu da sizin için açayım. Sonra montajı yapalım parçanın. Ondan sonra elektriği verelim. Şöyle kutu açılımı da yapmış olalım. Evet, aküye bağlamak için sigortalı bir parça. Bu çoğu motorda hazırda oluyor zaten. Sonra bazı kablolar, klips gördüğünüz gibi. Sonra orada önemli bir şey daha var, onu da göstereceğim. USB çıkışı şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kenarları böyle klikli gibi. Normal USB kabloya bunu bu şekilde takıyoruz. Arkadan gönderiyoruz. Arkasına oturtuyoruz. Ne oluyor? Bu soket su geçirmez oluyor. Her zamanki gibi ters taktım. Aynen gördüğünüz gibi. USB tamamıyla su geçirmez. Bunun da bir ucunu şu kısmı aküye, bunu buraya. Ondan sonra şarjı gayet güzel yapıyor. Önce bunu yerine takalım. Hava da bir açıyor bir kapatıyor, bir garip bir hava. Şöyle şurada olsun. Şöyle biraz aşağı baksın. Evet, şimdi test edelim. Şu şekilde. Sonra daha kabloları düzenleriz. Evet, motor çalışınca şu anda şarj etmeye başladı. Evet, şu anda şarj ediyor. Bir de aküden olan versiyonu yapalım. Aküde koltuğun altında bir yerlerde. Onu da bağlayayım, size göstereyim şu cihazı nasıl çalıştığını. Koltuğumuzu kaldıralım. Evet. Akü başlarını tam olarak sökmeyeceğim çünkü sadece deneme yapacağım. Şuraya sıkıştırsam bunu anlaşılır yani ne yapacağımız. Aynen, şu anda bunun üzerinde 12 volt var. Bunu şöyle takıyorum. Evet, bunu otoya getiriyorum. Otomatikte, çünkü ne yapıyor bu sefer? Motor çalıştırıldığında akü belli bir voltaja yükseliyor. O zaman elektrik vermeye başlıyor USB'ye. Ama sürekli onu yaparsam akü bitene kadar sürekli USB elektrik olacak USB'de o şekilde. Ben şimdilik otoya alayım. Mantıklı olan. Soketi buraya takayım. Şu anda mesela herhangi bir şarj durumu yok. Şimdi sadece 10'a alacağım. Şuradan 10 yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Otomatikte olması daha akıllıca çünkü bu durduğu yerde motorun aküsünü bitirebilir. Şu an otoya aldım tekrar. Şimdi motoru çalıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şarj olmaya başladı. Evet, biraz dolaşalım. Motorumuz gayet yumuşak, güzel, smooth bir şekilde gidiyor. Rahat, böyle akıcı. Biraz tabii çok yavaş sürdüğümde, yani yavaş gidiyorum, bayağıdır şehir içindeyim. O yüzden biraz böyle sıcaklıklar var aşağıda, bacaklarda biraz sıcaklık var ama havada sıcak, yani serin sayılmaz. Koltuk rahat zaten. Amortisörler de bayağı güzel. Harley ile giderken muhtemelen bu küçük taşlı yollarda inanılmaz titreşim yapıyordu. Sesim böyle titriyordu. Falan oluyordu. Dı falan yapıyordum. O yüzden bunda o yok. Yumuşak amortisörler. Zaten yan taraftan amortisörlerin sertliğini falan ayarlayabiliyorsun. O da güzel. Uzun tecrübe videosunu birkaç bin kilometre sürdükten sonra sizlerle paylaşırım. Aynalar da gayet güzel. Bu hızlarda gidiyor olsam aynalar Harley Davidson'da titreşimden hiçbir şey göstermezdi bana muhtemelen. Sadece titreyen ayna görürdüm. Ama şu anda arkayı görebiliyorum. Güzel bir özellik. Yerden yüksek, ayarlı ayaklarım yüksekte. Biraz bazen böyle parmak uçlarıyla değiyorum. İki taraftan da ayağımı yere basmak istersem ama hafif bir tarafa kayarsam o kaydığım taraf, yani totoyu kaydırdığım taraftan ayağımı tamamıyla yere değdirebiliyorum. Rahatlıkla. O yükseklik kısmı çok önemli değil yani oturmayı bilen, sürmeyi bilen, tecrübeli biri için. Farklı sokaklara girdim. Buraları da sizlere göstereyim. Hollanda'dayız şu anda bilmeyenler için. Hollanda'da yaşıyorum 4-5 senedir neredeyse. Öyle arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Şimdiden hayırlı olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Birlikte bu motorla çok güzel uzun yollara gideceğim. Bütün arkadaşlarıma zaten dedim ne zaman yola gidiyoruz, ne yapıyoruz diye. Birlikte uzun yol yaparız. Şöyle bir İsviçre'ye gideriz. Sonra bir Fransa'ya, Paris'e gideriz. Belçika'ya hiç katmıyorum. Belçika bu nasıl arabaymış lan? Belçika zaten şurası 10 dakikalık yol. Dolaşırız yani birlikte bu motorla. Bu motordan sonra olaylar değişecek yani. YouTube'daki benim çektiğim videoların içeriği de biraz değişecek. Öyle takipte kalın. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz lütfen YouTube kanalıma da abone olun. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Hoşça kalın.